Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 3 Yu'nun düzlemine başlayacağız. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, uzun zaman sonra Yu'nun düzlemine başlayacağız. Bu benim yan hesabım. Yan hesaptan Yu'nun düzlemini sizlerle birlikte oynayacağız. Evet, ben bölüm 7 ile ilgili bölüm 6 çekmemiştim daha doğrusu da. Şöyle diyeyim. Bölüm 7'yi birinci kısmını, ikinci kısmını çekmiştim. Kanalda duruyor. O videolar şu an kanalda. Eski videolar aslında ama onlar. Aynısını bir daha çekmeye kalıcıyla. Ben böyle bir şey yapmaya karar verdim. Bölüm 7'yi bitirdikten sonra Yu'nun düzlemine geçeyim. Öylece Yu'nun düzlemine başlayacağız sizlerle birlikte. Çok saçma konuştuğumu farkındayım. Ama biliyorsunuz video çekerken heyecanlanıyorum. Bazen kelimeleri karıştırdığım oluyor, evet. Onun için kusura bakmayın. Neyse, Yu'nun düzlemini sizlerle birlikte oynayacağız. Bu benim gördüğünüz gibi yan hesabım Emirhan diye. Diğer hesap benim ana hesabım. Bayağı yüksek, güçlü bir hesap o. Oradan video da çekebilirdim Yu'nun düzlemine. Ama hayır, çekemedim. Çünkü o zamanlar ben video çekesim pek olmuyordu zaten. Video konuları düşünmekten bıktım usandım zaten. Bir de Yu'nun düzlemin zordaydı yani. Kararlılık elde etmem zordu yani. Nasıl kararlılık edeceğimi bilmiyordum. Dövüşlere öylesine geçiyordum. Okuyordum yazıları ama burada birlikte video çekeceğim. Daha iyi, daha kaliteli. Daha video çözünürlüğü daha güzel, sesli, daha iyi uygulama. Bu sayede daha iyi ilerleyeceğiz sizlerle birlikte. Şimdilik Yu'nun düzlemine sizlerle birlikte başlayacağız. İlk bölümden başlayacağız. Şimdi ilk olarak size hesabımı tanıtayım. Koleksiyonlardan tanıtmaya başlayayım. 1450 kararlılık elde etmiştim. Ses var mı? Şöyle kısayım. Ya da kısayım. Görüyorsunuz böyle bu kadar eşyam var. Bu kadar efsanevi eşyam var. Şu ikisi Yu'nun düzleme eşyasında. Bunlar normal eşyada. Bir tek şu Supernova Ninja, efsane Ninja yıldızını çıkaramadım. Gölge sanat seti şu an bende yok. Sadece şu üç eşyası var. Onun yerine onu destansiyi kullanıyorum. Sonra şu iki eşya yok. Yaşayan efsane. Tüm setlerim ana hesapta var. Ama bu hesapta tüm setlerim yok. Ama bir şekilde edetmeye çalışacağım. Sizlerle birlikte belki video çekerek, etkinlik videoları çekerek veya video dışında etkinlik oynayarak bunları edetmeye çalışacağım. Tabii bölüm 7'yi hızlıca geçerek ben bu eşyaları çıkarmamıştım zaten de. Belki Yu'nun düzleminin son kısmında bunları çıkartabilirim. Herhalde bayağı etkinlik oynayarak. İşlik Guardian seti var. Yaratıcı portal etkinliğinde bu seti elde etmiştim. Bir de kostümü de var. Kostümünü de almıştım zaten. Sonra şu arbalet var. Ölümsüz Lord setinin. Vampir Lord ya da. Silah yargı seti var. Kostümü de var bende. Bir saniye. Yıldız takip seti bende yok. Lanetli Atabos seti var. Guardian Ejderha setinin sadece şu Guando yok. Sonra Feragat Chid'in sadece 2 tane eşyası var. Diğer 2 eşyası bende yok. Özel setlerim Çelik Sakura. Şu setle birlikte oynayacağız. Gücü 22.000'de. Sizlerle birlikte bu setle oynayacağız. Maymun Kral seti var. Sonra Kavsetli Ayala seti var. Sonra Kızıl Aslan setini elde etmem için sadece şu zırhı çıkarmam gerekiyor. Sonra da şunun Gece Savaşçı seti hiç yok bende. Sonra bu setin adı neydi bilmiyorum. Sadece bu seti tamamlamışım ama şu eşya Yu'nun düzeninde. Şu set ben sadece şu iki eşya bende yok. Zırh ve kask var. Sonra bu setin adı unuttum neydi ya. Şu zırh Yu'nun düzeme eşyasında. Diğerleri zaten normal eşyada. Şu set bende var. Şu iki eşya bende var. Sonra bu Sunset Scone yok. Adı İlahi Müfettiş, evet. Ya da bir Sunset Scone seti diyelim. Hiç yok bunun eşyası. Sonra da bu seti almıştım
tabii tehlikeli gösterdiğini gelmişti. Yani saptan kasıyorum. Ve şunu fark ettim. Yeni set gelmiş. Sven seti gelmiş oyuna. Sven'in setinde efsane fırlatma baltası var. Yani bu seti sessiz bir şekilde getirmişler oyuna. Özelleştire gelirsek gördüğünüz gibi Sven seti. Çok güzel bir set. Acaba bunu bu eşyaları nasıl elde edeceğiz acaba? Belki oyunda elde etmemiz için bir şeyler yapar diyebiliyorum. Sonra güçlere gelelim. Bu en yüksekte. Şunlar Jun düzeme eşyasında. Şu zırh normal eşyada. Destan setler var. Bunlara yetenek basacağım. Ama sonradan basarım. Şimdilik basmayacağım. Görüyorsunuz bu kadar eşyam var. Çok fazla eşyam yok zaten. Kahraman ligindeyim bu hesapta. Sonra maratonlara gelelim. Maraton gölge biletini tamamlamışım ama ödülleri alamıyorum. Savaş bileti diyorum. Gölge bileti satın almak lazım. Burada takviye paketi maraton. Kristal maratonu tamamlamıştım. Büyük sıçrama etkinliğinin maratonları var burada. Jun'un düzeni maratonu var. Hikayede ilerlersek bu ödülleri alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Başka tanıtacağım bir şey, hesapta tanıtacağım başka bir şey kalmadı. Baskınlarda ne kadar ilerledim? Bu kadar. Başka ilerlemedim. Öyle. Bu hesap bu şekilde. Emirhan hesabı. Bu hesapta Jun'un düzlemini oynayacağız. Itun'un düzlemini de oynayacağız. Ama en sıkıntısı Marcus'un düzlemi. Onda nasıl ilerleyeceğiz bilmiyorum. Jun düzlemine ve sizlerle birlikte başlayalım. İmparator çıktı. Tekrar hayale daldın değil mi oğlum? Odağını kaybetmemelisin. Bu ittifak turnuvasının finali Tanrı aşkına. Bu savaşı kazanmalısın. Sıradan bir zafer olmayacak. Legion hala onlardan güçlü olduğumuzu fark etmeli. Elçi, gelebilir miyim? Ben sadece prensimize rakibi karşısında şans dilemek istiyorum. İmparatorluğu bir partisi olduğu için gururlu. İttifak çok yaşa. Güzel. Evet baba. Tehlikeli vampir. Saldırılarını engellesen bile rakibin sana vurarak can kazanır. Sıkıntı değil, zaten kararlılığımız yüksek. 1450 kararlılığımız var. Hemen oynarız, hemen geçeriz bu dövüşü. Bakalım kiminle karşılaşacaktık. Herhalde ilk dövüşümüz Sergei'ye de geçecek diye biliyorum. Sergei'yi hatırladım. Sergei çıktı. İlk dövüşümüz Sergei'yle, hadi bakayım. Hop. Çok iyi. Al bakalım bunu. Şöyle bir gireyim sana şöyle, hop. Bu kadar. Sergei'yi Grant yeniyoruz. Bakalım ikinci hafta neler olacak. Tehlikeli vampir. Keşke bu kural bizde de yapabilsek. Yani bizim de canımızda olsa ne güzeldi yani. Bir dakika. Ne oldu Sergei, ha? Yenemedim mi? Daha bile vuramadı bana. Ha ha ha. Sergei hiç vuramadı bize. İki mükemmeli de kaptık. Güzel. Güzel ilerledik. Şimdi devam edelim. Evet. Karlılık gelmeyecek biliyorum. Çünkü bayağı bir Jun düzeme eşyası elde etmiştim. Sergei. İşte destansı dövüş diye buna derim. Teşekkür ederim majesteleri. Haledanlık ve Lejyon arasındaki ittifak sonsuza kadar sürsün. Bu arada kraliçe küre ilerlememiz konusunda endişeli görünüyor. İlerleme hakkında bana bilgi vermenin sakıncası var mı? Geçen ay büyük bir ilerleme kaydettik. Küre anında yok olacak. Umarım bu sene olacak. Kaptan Peng. Güzel. Dersizliğimize başlayın majesteleri. Sevgili prensibizi bir dakikalığına almam gerekiyor. Tabii sakıncası yoksa. Sakıncası yok. Acil bir mesele. Elçi dinlerken bahsedemem. Saray saldırı altında. Saldırganlar yasaklı gölge enerjisine tapan tarikatçılar. Hadi lejyonerlerin haberi olmadan onları durdurmalıyız. Şimdilik Denkro durumu hallediyor ama ona yardım etmeliyiz. O şimdi muhafız yüzbaşı. Buna inanabiliyor musun? Hadi be. Biz de prensiz. Aydancı prensiz bizde. Jun'un yerine geçtik. Ama Jun'u biz öldürmüşüz. Biz bir katilmişiz. Aslında değiliz de.
Biz onu zamanda sildik diye hatırlıyorum. Müjdeci. Müjdeci dur. Hop şöyle bir. Oo şok da yaptık. Şöyle gölgen açısıyla işini bitireyim. Bu kadar. Hitre kuralı bize işlemez. Bu hitre kuralı zaten çok gıcık eden bir düz. Çünkü düşman canını yeniliyor. Bizim saldırılarımız da boşa gidiyor. Boşa vuruyoruz gibi bir şey oluyor burada. İlk vuruş. Aa. Şöyle hop vuramadım be. Hayır. Ben vurayım. Vurdum. Aa kazandık. Tamam bu dövüş de kolay geçti. Bu arada kaç dakika olmuş? 10 dakika hadi be. Hesap tanıtımı yapacağız derken baya bir dakika geçmiş üstünden. O destansı geldi. O zaman devam edelim. Kahretsin hepsi ortadan kayboldu. Yine pis tarikatçılar. Müjdecilerden nefret ediyorum. Onursuzlar ahlakları yok. Öylece puf gitmişler. Ben müjdeciyim ama müjdeciler bir yıl önce yoktan var oldu. Bu yüzden henüz onları duymamış olabilirsin. Aman tanrım döndüğünde çok memnunum. Denkrow. Prens, yüzbaşı, sarıyı püskürttük. Bazı müjdeciler kaçtı ama birçoğu öldü. Teşekkürler Denkrow. Sarayın yakınında bir şahit bulmalıyız bence. Prens, lütfen benimle gel. Geleyim. Şimdiki dövüşümüz ne olacak? Müjdecileri pek tanımam ve tanımak da istemem. İnsanlar nasıl bu kadar aptal olabilir? Lejyonerlerin hoşuna gitmese de gölge yeteneklerin varsa benim için sorun değil. Ama gölge enerjisine tapmak. Neyse vay canına burada çok fazla yabancı halk var. Onları görüyor musun? Onlar uyur gezer mi? Tanrım şu adama bak. O demirci. Onu tanıyorum. Yaşlı bir adama mı satıyor? Neden? Hadi onu durduralım. Vay adi. Gölgelere karışmak hassas gölgenin çözümü. Şu hassas gölgenin çocuk kuralından nefret ediyorum ya. Aldığımız gölge hasar etme gücümüzü yok sayıyor. Bir de gölgeler karışma kuralı var. Ele geçirilmiş demirciyi etkisiz hale getireceğiz. Kararlığımız düşük olsa direkt gölgensizi doldurur yani. O alana girerse. Hadi bakayım. Hop. Sen nasıl insanları biraz satarsın ha? Dur. Tam pek de müjdecilerden nefret ediyor. Aslında ben de müjdeciyim. Ama biz hanedancı prensiz. Bu düzlemde. Düşündüğüme göre spoiler vermeyeyim. Ama spoiler gibi de olmasın da. Neyse. İleride spoiler vermeyeyim. Ne olur ne olmaz. Belki bilenler bilir ne olacak. Ne olup ne olmayacağını. Şok yaptık. Şöyle hop. Hadi bölme. Bu kadar. Küçük tekmeyle işini bitirdik. Kazandın. Hadi bakalım ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? İlerliyoruz. Devam et. Basamadım devam et. 20 mücevher. O zaman Jun'un düzlemini oynadığımda 20 mücevher falan vermiyordu ki. Müjdeciler kesinlikle vatandaşları zehirlemiş veya daha kötüsü bu işi ne ya? Çözmeliyiz. Ah Denkrow da geliyor. Nasıl gidiyor Denkrow? Tüm bu çılgın adamlar dışında bir şey buldun mu? Şüpheli bir kızı gözaltına aldık. Bence o bir müjdeci. Konuşmayı reddediyor ama onu konuşturacağız. Önce zararsız yolunu deneyelim. Onu buraya getir lütfen. Bakalım kimmiş bu? Kaptan Peck, hanımefendi, umarız bu iş birliği yaparsınız. Bize bir tarikatçı kılığında burada ne yaptığını anlatmaya ne dersin? Tarikatçım, tarikatçı Kibo'ya. Beni yalnız bırakmaya ne dersin? Acelem var. Ne kadar kabasınız hanımefendi. Bu asil genç adam hanedanlığın prensi ve ben de sahil güvenliğin yüzbaşısıyım. Ah şu prens, değerli ömrünü yabancı akademilere harcayan... Demek böyle görünüyormuş. Hiç umurumda değil. Bırak beni gideyim. Gidemezsin tarikatçı. Tarikatçı Kibo tanımışsınızdır büyük ihtimalle. Ben de tanıdım zaten.
Ki boyu bölüm 2'deyken geçemiyordum ya. Ana hesaptayken. O kadar gücük ediyordu ki. Yükmanlarım çok güçsüzdü. O zaman zaten ki boyu yenemiyordum. Vuramıyorum. Oo bayağı vurdu. Bu kadar mı? Çok güçlüyüz. Hemen de bir iki vuruşta işini bitirdik yani. Bir gölge enerjisine girdik. Bir üstüne ağır saldırı yaptık. Ya gelir diye yaptım da bu hareketi. Hop. Orada duracağını pek düşünmemiştim. Böyle geri çekilip sana bir tane vurayım. Sürekli geriye doğru yuvarlanıyorum. Bunun amacı da bana vurmamalı. Geriye doğru kaçıyorum çünkü vurmamalı bana. Aslında yer alçak saldırı denk getiriyor yuvarlanırken ama o sıkıntı işte. Kaptan Peck, bu sana dersini verir müjdeci. Nerede o? Of, müjdecilerden nefret ediyorum. Ortadan kayboldu. Tamam, müjdecilerden nefret ediyorsun. Bu mükemmel. Bu konuda üzgünüm Denkro. Prens, bence saraya dönüp her şeyin güvende olduğundan emin olmalıyız. Onu daha önce gördün mü merak ediyorum. Yüzü çok tanıdık geldi. Belki onu sokakta görmüşümdür. Devam, Bolsa gelmişiz. Neler oluyor? İmparator nerede? Ve bu ne? Bu canavar. Itu, sakin ol. Şimdi gölge canavarı yenmeye odaklanmak zorundasın. Müjdeciler, biliyordum. Sen kimsin ve imparatorumuza ne yaptın? Dinle, bu ciddi bir durum. Tüm bunlar küre yüzünden gerçekleşiyor. O konuşmaya başladı. Onun sesini duyduk. Küre uyandı ve tüm gölge enerjisi çıldırdı. Bu canavar imparatorun ta kendisi. Onu alt et, göreceksin. Gölge canavarı alt et. Yaptığın her saldırı düşmanın hasar gücünü arttırır. 650 karalık. Benim düşündüğüm şey şu 750 ister diye düşündüm ama 650 istemiş. İmparator. Tekrar gölge canavarı halinde dövüşüyoruz. Aklıma Marcus'un düzemi geldi onu. İmparator böyle görünce. Çünkü bir dövüşte vardı. Şimdi Marcus'un deminden spoiler vermeyeyim de. Hop dur. Şöyle gireyim. Hop. Güzel. Bununla hadi be. Bizim özel bizim avantajımız sayesinde iş bitti. Boss'u güzel geçeceğiz. Çok rahat geçeceğiz. Hop. Şöyle gireyim. Derken vuramadım. Bir dakika. Hadi be bir şey yapmadı. Bir şey yapacak sandım. Bir şey. Al. Hadi be denk gelmedi. Uçarak geliyor şuna bak. Oo vuramadı daha. Ha onu da yedirtmem sana. İmparatoru kolay geçiyoruz. Çelik Sakura setiyle. Gel bakalım buraya. Hop. Yapamayacağım onu. Hadi be. Oho. Ne oldu lan? Vuramadın. Al sana bir tekme. Sana bir tane daha tekme. Böyle de gidersin. Hiçbir saldırı yaptırmam sana. Gölge canavarının özelliğini kullanamayacaksın. İmparatoru rahat bir şekilde yendik. Ve seviye 26'ya geçtik. Tabii ben bölüm 7'den sonrasını çekmeyi düşündüm ama ben daha önceden çektiğim için bir daha çekmek istemedim. İmparator, ah oğlum üzgünüm. Benim bu durumda görmeni hiç istemedim. Hepsi kürenin suçu. Duygusal aile muhabbetine zaman yok. İmparator, küre nerede? Üyecilerin ona ihtiyacı var. Acil bir durum. Bu ne cüret? Kürenin gerçek konumunu kimse bilemez. Özellikle müjdecilerin. Küre bize her şeyi anlattı. Bu sahte prens bir katil. Hayatın bir illüzyon. Umarım yüzlerinizi bir daha asla görmem. Şey mi anlattı gölgeziğin? Niye buraya girdim ben? Gitti. Müjdeciler tamamen çıldırmış. Anlattığı tüm bu saçmalıklar. Peki ama ya kürenin sesi konusunda ve diğerleri de haklıysa?
Bir canavara dönüştünüz majesteleri. Her zaman hissetmişim, hissetmiştim. Ama daha önce hiç bu kadar kötü olmamıştı. Eğer küre ile ilgili gerçekten sorunlar varsa bir an önce onu emniyete almalıyız. Bekle, bir şey duruyorum. Bir şey duruyorum? Ne alaka? Şuraya bak. Burada bir müjdeci rahibi saklanıyormuş bunca zamandır. Müjdeci rahibi tutukla. Tutuklarız ama videonun sonuna geldik. Bu arada şuradaki ödülleri alayım. Jun'un üzerindeki ödülleri. Güzel. Paralar. Ve 80 şey kazandık. Mücevher. Destansı. Wow. Demek böyleymiş. Bu özel teklifler ne? Bir bakalım şunlara. 20 dakika olmuş. Bir dakika. Ha, bir şey yokmuş. Tamam. Jun düzemini bir sonraki videoda devam edeceğiz. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Jun düzemine tekrardan başlayacağım. Ve video çekerek başlayacağım. Çünkü kanalda Jun düzemin videosu çektim, çekmemiştim zaten. Bir iki yıl öncesinde de zaten Jun düzemini çekmedim. Bugün sizlerle birlikte ilk defa Jun düzemini oynadık. Gördüğünüz gibi Çek Sakura setiyle. Hesabım gördüğünüz gibi çok fazla eşyası yok. Onları bir şekilde çıkarmakla uğraşacağım. Yani karlılık da elde edebiliriz. Ama şimdilik efsanevi eşyalar çıkarmak cidden zor. Onu da söyleyeyim. Paketler aça aça bir şekilde ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdilik videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Jun Düzemin videosunun daha fazlası için like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.